Tolga İyi Yaşam YouTube kanalından hepinize tekrar merhaba. Bugün yapımı kolay ama lezzetli mi lezzetli, çok pratik ve de sağlıklı bir tarifim var. Salatalar, biliyorsunuz ben salataları çok seviyorum çorbalarla beraber. Makarna salatası. Makarna salatası için nelere ihtiyacımız var? Gelin beraber bakalım. Tam buğday unundan yapılmış iyi bir kalite bir makarna. Daha önceden haşladım burada. Yanına içine koyacağınız yeşillikler size kalmış ama ben genelde taze dereotu, nane, fesleğen gibi şeyleri seviyorum. Onun dışında dolmalık kırmızı biber ve dolmalık sarı biberi burada hazırladım. Birazcık havucum var. Mevsim yaklaştı, artık taze sarımsak bulmak kolaylaştı. Taze sarımsak buldum size bu çekimden önce. Taze sarımsak ve biraz da taze soğanla beraber harika bir salata yapacağız. Salatanın sosunuysa birazdan ileteceğim. Önce şu malzemeleri beraber, kalan soğanları bir sizle beraber bir keseyim. İnce ince kesmekte fayda var ama çok da ince keseceğim diye de şey yapmayın, çünkü ben biraz kalınca da seviyorum. Bu arada biliyorsunuz koyu yeşil kısımları aslında soğanın ve sarımsağın, özellikle tazelerse, en faydalı yerleri. Lütfen koyu yeşil kısımlarını salatanıza eklemeyi ihmal etmeyin. Biliyorsunuz sarımsak özellikle doğadaki en kuvvetli mikrop öldürücülerden bir tanesi. O yüzden gündelik hayatınıza da yapabiliyorsanız bir diş sarımsağı her gün kullanmayı ihmal etmeyin derim. Bu da size iyi yaşam tavsiyemdi. Daha önceden haşlamış olduğum bu makarnaları kişi sayısına göre, bu biraz fazla olmuş. Ben bunu şimdi iki kişilik yapacağım. Şöyle göz kararı ama yaklaşık sanıyorum 300 gram kadar daha önceden haşladığım tam buğday makarnası. Bu beyaz undan yapılmıyor. Tam buğdayın faydalarını zaten biliyorsunuz, artık söylemeyelim ama beyaz un neydi biliyorsunuz, sanayi tipiydi, işlenmişti. Beyaz un gerçek buğday özelliğini taşımadığı için çok da fazla mutfağımızda bulundurmuyoruz. İçindeki glutenin zararlarından, bağırsaklarımıza zararlarından dolayı. Şimdi birazcık ben bunları daha önceden yıkıyorum ve bunu böyle seviyorum mutfağımda. Neyi seviyorum? Böyle sanki bir taze bahçeme bahçe gelmiş gibi, pardon, mutfağıma bahçe gelmiş gibi hissediyorum. O yüzden bunu kullanmayı seviyorum. Burada biraz taze nane de var. Taze nanemden de alacağım. Bugün biraz da reyhan sevdiğim için, bu makarna salatasını biraz da İtalyana çevirmek istediğim için biraz da reyhanımı aldım. Şimdi bunları da ince ince kıyıyorum. Bu kalan parçaları da salatama ekleyeceğim. Ama bir kısmını salatamın içine ekleyeceğim, bir kısmını üstüne süs olarak ekleyeceğim. Diğer malzemelerimi de alayım. Onları da birazcık inceltmem gerekiyor. Küçültmem, küp küp hale getirmem gerekiyor. Gene bunları ben seviyorum. Günlük yapıyorum bazen. Kızım okuldan geldiğinde üzerine limon suyu döküp bu havuçları yiyorum. Ya da şeyleri size de öneriyorum. Gün içinde gerçekten gayet sağlıklı atıştırmalıklar. Küp küp kesiyorum, yarım santim. Bir santim olursa biraz büyük oluyor. O yüzden yarım santim büyüklüğünde kırmızı sarı dolmalık biberlerimi ve havuçlarımı kestim. Onları da salatama ekleyeceğim şimdi. Bu arada gene aynı şeyi söylüyorum. Bazılarınız bana mutfakta aman ellerinle yemek yapma diyorlar. Yemeğe lezzetini veren elidir. Hastane gibi hijyenik bir ortamda, ameliyathanede çalışmıyorsanız ellerinizi güzelce yıkayıp yemeğinizi elinizle yapmanız kadar lezzetli bir şey yoktur arkadaşlar. Bayıla bayıla izlediğiniz bütün yabancı şeflerin de yemeklerini elleriyle yaptığını görmüş olmanız lazım. Şimdi malzemelerin bir kısmını buraya koydum. Karıştırıyorum ama şimdi neye geldi sıra? Sosuna geldi. Çünkü bence salatayı salata yapan sosu. Ben bugün ne kullanacağım? Biraz nar ekşisi kullanacağım. Çok sevdiğim sevgili arkadaşım Pelin'in oliv urla soğuk sıkım zeytinyağını kullanacağım. Birazcık soya tuzu azaltılmış soya sosu kullanacağım çünkü seviyorum tadını. Tuz yerine bunu kullanıyorum. Bir de son biliyorsunuz bir aromaterapist olarak da cilt üzerindeki kullanımları, faydaları sonsuz olan avokado yağını. Normalde yemeklik avokado yağı olarak var. Bu da çok güzel. Ava Farm bir yerli üretici. Çok da beğeniyorum ürünlerini. Bunu da buldum marketten. Sizler için getirdim. Hem avokado yağının faydalarından bahsedelim diye, hem de nasıl kullandığımızı görmek için. Öncelikle avokado yağını biraz koyalım. Böyle bir cam kavanozunuz varsa, bu benim ölçü kabım. Şöyle yaklaşık 1,5 çorba kaşığı kadar önce avokado yağımı koyuyorum. Salatanın sosu için. Sonra üzerine zeytinyağımı ekliyorum.
O da göz kararı. Gene bir çorba kaşığı gibi bir şey. Ben bu arada salatanın sosunu biraz bol koymayı seviyorum. Eğer siz kendinizden çok emin değilseniz ölçülerinizden lütfen her zaman ölçüyle yapın. Mesela soya sosunu birazcık dikkatli koymamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz gene de nereden baksanız çok da masum bir şey değil ama lezzeti için koyuyorum. Onun dışında nar ekşisi. Nar ekşileriyle ilgili sevgili sporcu beslenmesi uzmanı arkadaşım İlker Çağlayan'la beraber biliyorsunuz yemekle ilgili yememeniz gerekenler dosyamız vardı. Orada nar ekşisiyle ilgili önemli bir konuya dikkat çekmişti sevgili İlker. Buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Nar ekşisi gerçekten nar meyvelerinin kaynatılması sonucunda yapılır ve nar ekşisi olarak geçer. Marketlerde bazı ürünlerin üzerinde nar ekşisi değil, nar ekşili sos diye görürsünüz. Arkasını çevirip baktığınızdaysa inanılmaz yüksek şeker oranlı bir şey görüyorsunuz. O yüzden nar ekşili sos olan ürünleri lütfen almayın. Nar ekşisi alabiliyorsanız köy pazarlarından almanızı öneriyorum. İyice karıştırmam gerekiyor. Bir çatal yardımıyla karıştıracağım şimdi. Bu arada sarımsakların kokuları inanılmaz geliyor. Ben taze sarımsağı diyorum ya, her şeyle yiyebilirim. Bayılıyorum. Böyle de iyicene karıştırdıktan sonra sosumu salatamın üzerine döküyorum. Salatanın en önemli ikinci sırrı, bana göre iyi bir salatanın sırrı, birincisi neydi? İyi sostu, güzel bir sos. İkincisi de o sosu salataya iyice yedirmek, yani karıştırmak. Bana göre ikinci şeyimiz de bu, sırrımız. Bunu da sizle paylaşmış oldum. Salatamı iyice karıştırdıktan sonra, zaten normalde aslında daha büyük bir kapta karıştırıyorum. Sonra servis kabına alıyorum. Bugün birazcık karıştırdım. Ama siz yaparken evde karıştırma kabında karıştırıp sonra salatanızı servis kabına almanız çok daha iyi olacaktır. En son ne demiştim? Ayırdığım bu güzel malzemeleri de üzerlerine ekliyorum. Hatta biraz daha süslemek istersem gene biraz da bu malzemelerimden üzerine ekleyebilirim. Ben biraz sunumu severim. O yüzden de böyle şef arkadaşlarımdan gördüğüm gibi tabağımın kenarlarını da temizliyorum. Size de afiyet olsun diyorum. Biliyorsunuz kavanozda çok fazla salata tarifim var. Onları izlemek isterseniz kutucuklara tıklamanız yeterli. Hoşça kalın.